hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehdedenin çabası gibi mi saydınız? Bunlar Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Tabii. Mesela falanca yere diyor bir sebil çeşme yaptırdım diyor. Evet. Bir de bilmem nereye cami yaptırdım diyor. Böyle hacı emmiler var. Gönlüm çok rahat diyor. Namazlarımı da kıldım diyor. Allah cehdin, cihadın üstüne duruyor. İnşallah. Bütün peygamberler cihad etmiştir. Sahabeler cihad etmiştir. Tabi'in cihad etmiştir. Tebe tabi'in cihad etmiştir. Yani onların yolunda olmamız gerekiyor. Onlar gibi olmamız gerekiyor. Evet. Onun için de dinin etrafa yayılması gerekiyor. Dinin hakim olmamasının sebebi cihadın kalkmasıdır. Cehdin kalkmasıdır, gayretin kalkmasıdır. Cihad olmayınca din hakim olmuyor. İnşallah. Ve sürünme ve bela kayıyor o insanların üstüne. Ve şu bak bu bela ve zilleti kabul ederek yaşıyorlar. Ya yani nefsi adına bile yapmış olsa Allah vermesin. Yine onun için çok büyük bir konfor. Yani bir kere acıdan kurtulacak, baskıdan kurtulacak, güven gelecek, sosyal adalet gelecek, neşe gelecek, sevinç gelecek, güzellik gelecek. Refah bir ortam. Gelecek. İnşallah. Acıdan kurtulacak. Ya ezim ezim ezilir. Mesela kapıyı açıyorlar, adam ağzını suratına kurşun sıkıyor. Yüzlerce Müslümanı öldürüyorlar, camilerini bombalanıyor falan. Daha hala geğirerek hacı emmeler işinde gücünde. Ya ne oluyor demiyorlar yani, bunu durduracak bir şey yapalım demiyorlar. Bunu durduracak şey Türkistan Birliği'dir. İnşallah. Müslümanların birbirini sevmesi, koruyup kollamasıdır. Böyle mahallelerde dedikodu yapan bayanlar gibi böyle haygonoş bayanlar olur. Mahalle aralarında akşama kadar dedikoduna vakit kaybeder. Oturuyorlar Müslümanların dedikodusuna vakit kaybediyorlar. Evet inşallah. Ya güzel hayırlı faaliyetler yapsanız ya. İnşallah. Değil mi? Boş yere paralarını harcıyorlar. Habire ha evse bir ev daha, arabaysa bir araba daha. İşte karısının bilezikleri 10 tanesi, 5 tane alıp 15 tane. O kolu doluysa öbür kolunu dolduruyor. Dükkanı gibi böyle. Mücevherat dükkanı gibi, kuyumcu dükkanı gibi yani böyle. Külah hesabıyla. Evet. Dediğiniz gibi hocam inşallah savaşa çıkmayı hoş görmüyorlar, beğenmiyorlar. Bu da yine ayette Allah belirtmiş hocam, bildirmiş. Tevbe suresi 81. ayette. Allah'ın, şeytandan Allah'a sınırım, Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yoluna mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Maşallah. Maşallah. Ama tabii imanı güçlü olan için bu bir şey ifade eder. Bu ifade. Evet. Şimdi imanı zayıf adama biz bunu anlatsak bile pinek diyerek dinler. Yani Allah'tan korkmadığımız zaten etkilenmez. Evet. Onun için Allah'tan korkmaları için de ilim gerekiyor. İlim için de iman hakikatleri gerekiyor. Evet inşallah. İman hakikatleri anlattıkça insanlar imanları güçleniyor. İmanı güçlenince Allah korkusu artıyor. Allah korkusu artınca cihat aşkı, Allah'ın dinini hakim etme arzusu güçleniyor. Ama yani kendini doğru yolda sananlara uyarı olarak ben bunu anlatıyorum. İnşallah. Çünkü ahirette çok şaşıracaklar. İnşallah. Ayet var. Yani kendilerini doğru iş yapmakta olduklarını zannederler diyor Allah ayette. Allah onu kabul etmiyor. Evet, inşallah. İnşallah.